Bu animasyonda da önümdeki yazı paletini arka tarafıma nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Videoda görüşürüz. Yeni bir CapCut videomuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere videonun başında gösterdiğim yazı animasyonları nasıl yapılır onlarla ilgili kısaca bir video hazırladım. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Şimdi CapCut'ımızı açtık. Ben bir tane böyle videom var. Videonun başında yaptığım video. Bunu hemen şöyle boşluklarını sildim. Ki tam olsun diye. Buradan da burayı sildim. Tamamdır. Biraz yaklaştıralım. Sonra sağa tıkladım. Hepsini birleştirdim. Şimdi bu animasyonu yapmak için dostlar öncelikle bir tane yazı ekleyelim. Ne diyelim? Mehmet Arı diyelim yine. Yazı fontunu değiştirelim. Şöyle Rubik Mubik Zattut bir şey olsun. Şöyle büyüttüm. Sonrasında şunu da böyle buraya kadar büyüttüm. Buna sağa tıkladım. Birleşik klibi alt proje oluştu dedim. Bundan resim haline getirdim. Sonrasında bir tane video kısmından, temel kısmından keyframe ekledim. Buraya kadar geldim. Videoyu küçülttüm. Şuraya kadar küçülttüm. Biraz da şöyle kafam arkasına doğru getirdim. Yani buradan başladığında geriye doğru küçülttüm. Bu animasyonda da önündeki yazı paletini şu şekilde. Tam burada bir yerde bunu tuttum, kestim. Yukarıya aldım. Şu şekilde kapattım. Sonrasında videomu buradan kestim. Bunu da buraya attım. Şu şekilde koydum. Buraya bir tane animasyon ekleyeceğim. Dış bölümden kararma var ya. Kararmayı ekledim. Yine şurada da üstteki parçaya da animasyona geldim. İç bölgesinden aydınlanma ekledim. Sonrasında şu arkadaşı tuttum. Kopyaladım. Yapıştırdım. Şu şekilde. Sesini kıstım. Bunu arka planına geldim. Kaldır dedim. Arka planı kaldırmaya başladı. Bir tane bakalım. Bu animasyonda da önümdeki yazı paletini arka tarafıma nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Videoda görüşürüz. Bu şekildeydi dostlar. En sonunda işte şöyle bir tane animasyon koyayım ben. Gitme animasyonu. Bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Videonun başında yazı büyük olacak. Yani sanki önünüzdeymiş gibi gözükecek. Sonrasında keyframe ile arkaya doğru çekeceksiniz. Şuradaki olayı yapmanız gerekiyor. Bak üstteki kestikten sonra üstteki kısmı biraz daha alttakinin böyle içe doğru şu kadarcık atlamanız gerekiyor. Yoksa o kararma aydınlanma olayı yazı birden kayboluyor. Tekrardan açılıyormuş gibi oluyor. Tamamdır. Bu şekildeydi dostlar. Bir de diğerini göstereyim. Şimdi şöyle bir videom var benim. Attım. Hatta şunları silelim artık. Bunlarla işimiz kalmadı abi. Sil. Böyle bir videom var. Bir tane buna ses atayım. Sesi yoktu normalde videonun. Böyle sahil sesi gibi. Şu şekilde. Bir tane dayımız eline şemsiyeyi almış. Düşüne düşüne gidiyor. Büyük ihtimalle ya borcu var ya bir şey var. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bir tane metin ekliyoruz yine. Ekledim. Bunu da videonun boyunca sürükledim. Hakan Ergün abone olmuş. Hoş gelmiş Hakan. Benim oyun kanalıma abone olmuş. Yine Mehmet Arı yazdım. Şuradan ismimizi şöyle Rubik Mubik Zart bir şey yapalım. Biraz büyütelim. Biraz vurgu vereyim ben buna. Tam sahil arka planda beyaz olduğu için. Şuradan vurguya geldim. Burayı biraz kıstım. Yazıyı biraz daha büyüttüm. Tam adamın yürüdüğü nokta var ya. Oraya denk getirdim şimdi. Sonrasında buna yine sağa tıklıyorum. Birleşik alt proje oluştur dedim. Bunu resim haline getirdim. Sonrasında ne yapacağız dostlar? Şuradaki adamın yürüdüğü video var ya. Onu kopyala diyeceğiz. Yapıştır diyeceğiz. Onu buraya aldı. Şunu da bunun yer değiştireceğim. Yani iki videonun arasında yazı videomuz olacak. En üstte aldığım videoyu arka planı kaldır dedim. Şimdi arka planı kaldırmaya başladı. Sonrasında yazıya geldim. Buradan video kısmından maske kısmına girdim. Maske ekle dedim. Buradan böyle var ya. Böyle ekledim. Böyle 90 derece çevirdim. Dik bir şekilde. Şöyle. Sonrasında bunu buraya aldım. Şuraya. Şöyle aldım. Sonrasında videoyu oynattım. Tam dayının geldiği yer. Dayı burada ya. Tam şuraya denk geliyor da. Buradan keyframe'e tıkladım. Sonrasında çektim. Dayı nereye kadar gidiyor? Buraya kadar gidiyor. Bir keyframe daha attım. Veya keyframe atmadan direkt maskeye böyle çekerseniz. Bu şekilde. Kendisi otomatik atacaktır. Şimdi izleyelim tekrardan. Bu şekilde bir geçişimiz oldu. İsterseniz buna da dalga verebilirsiniz. Şu yazıda dalgalansın böyle sabit kazık gibi durmasın gibisinden. Buradan efektler kısmından bozulma diye bir bölüm var. Bozulma bölümüne geldiğinizde şuradan şu güzelmiş. Bunu tuttum. Bunu attım abi. İzleyelim tekrardan. Buradan işte hızını düşürebilirsiniz. Daha böyle dalga gibi.
Böyle. İsterseniz de mesela dayı geçtikten sonra şurada buraya bir tane keyframe atayabiliriz. Video kısmına geldim. Temel kısmına girdim. En üstteki dönüştürmenin yanındaki keyframe'e tıkladım. Sonrasında geldim buraya. Resmi büyüttüm. Şu şekilde. Tam böyle ekran ortasına gelecek şekilde. Bu şekilde izleyelim de. Şurada resmi dalgalandırdığımız için hafiften maskenin ucundan dışarıya taşabiliyor. Onu ayarlarsınız siz. Biraz daha maskeyi bir tarafa çekip. Bu şekilde üstüme doğru büyüttüm. Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz takdir beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bilmiyorum videonun sonuna kadar kim izliyor? Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlar kısmına abi oraya kadar izledim yazın. Eğer ki buraya kadar izleyenler varsa ne diyeyim abi, bir tane proje üstünde çalışıyorum. Şunu daha önce göstermiştim başka videomda ama siz birçoğunuz görmediniz. Buradan mesela 1'e basıp filigran kaldır dediğimizde ücretsiz CapCut ve ücretsiz kullananların sonunda render aldığında filigran koyuyor ya CapCut. Onu kaldıracak. Yani bu işlemi bir kere yapacaksanız sürekli yapmanız da gerek yok. Onu kaldıracak. Eğer ki CapCut'a güncelleme gelirse tekrardan yine bunu yapabilirsiniz. 2'de de CapCut'ın tüm sürümlerini buradan görebilirsiniz. Hangi sürümü kullanmak istiyorsanız onun numarasına basıp mesela ben 4'teki 5.7.1 2152. sürümünü kullanacağım. 4'e basıp Enter'a bastığımda direkt o sürümü açıyor. Bilgisayar o sürümünüzü açacak dostlar. O şekilde bir proje üzerinde çalışıyorum. Bilmiyorum buraya kadar izlediyseniz bunda sizin için bir müjde olsun. Görüşürüz.